Arka tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken, malzeme kalitesiyle göz dolduran, gerçekten tasarımıyla da ilgi çeken bir akıllı telefon Tecno Camon 30 Pro 5G bu videodaki konuğum arkadaşlar. Gelin hep birlikte bakalım bu akıllı telefon bize neler sunuyor. Öncelikle tasarımla başlamak lazım. Çünkü Tecno tasarım konusunda gerçekten biraz daha cesaretli bir firma arkadaşlar. Her zaman daha farklı tasarımlar, daha yenilikçi görseller bizlere sunmak için elinden geleni yapıyor Tecno markası. Cihazın tasarımı gerçekten premium arkadaşlar. Tanıdık bir tasarım gibi gözükse de ufak dokunuşlarla cihaz çok daha tok hale gelmiş. Ben genel cihazın aerodinamik tasarımını vesaire oldukça beğendim. Kocaman bir ekranı var ama rahat rahat kullanım yapabiliyorsunuz. Telefonun kutu içeriğine baktığımız zaman bizleri kutunun içerisinde 70 wattlık bir hızlı şarj adaptörü, güzel tasarlanmış bir kılıf, ekran jelatini ve benim ilk kez gördüğüm ekran için kırılmaz ekran koruyucu ve tabii ki telefon da karşılıyor. Cihazın ekranına geldiğimiz zaman ise ekran tarafında bir süredir görmediğim ekran paneli yapısındaki bir yenileme hızına sahip ekranla geliyor. Ne demek istediğimi hemen anlayacaksınız çünkü 144 Hz'lik bir yüksek yenileme hızına sahip, AMOLED yapıya sahip 6.75 inçlik bir ekran ile geliyor Tecno Camon 30 Pro 5G sevgili arkadaşlar. Bu akıllı telefonda ekranda renkler gerçekten canlı. P3 renk gamını karşılıyor. Gayet güzel. Parlaklık yine bu akıllı telefonda yeterli seviyede diyebilirim sizlere. 1000 nit seviyesinde tutulmuş ekran yapısı sayesinde bu ekranın altında bir parmak izi özelliği de bulunuyor. Ekran deneyimi oldukça başarılı. Beklentimin üstünde bir deneyimi bizlerle buluşturuyor. Kullanıcıyı doyuracak seviyede iyi tasarlanmış. Özellikle oyun ve multimedya tüketiminde başarılı bir deneyimi sizlerle buluşturuyor sevgili arkadaşlar. Gelelim işin performans tarafına, çünkü ekran anlamında birçok marka gerçekten artık çok iyi işler ortaya çıkartıyor ki bu markalardan bir tanesi de Tecno. Bu cihazda gördüğümüz 144 Hz'lik yenileme hızına sahip bu AMOLED panel sizlerin deneyimini çok üst seviyede tutacak bir model olmuş sevgili arkadaşlar. Şöyle cihazımı da şuraya doğru yaslayayım ve sizlere bu akıllı telefonun performans detaylarını aktarmakla devam etmek isterim sevgili arkadaşlar. Cihazın içerisinde MediaTek'in Dimensity 8200 Ultimate işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci arkadaşlar benim daha önce test etme fırsatına erişmediğim 4 nanometrelik üretim süreciyle üretilmiş gerçekten özel bir işlemci modeli sevgili arkadaşlar. Bu işlemci tabii ki 4 nanometrelik üretim süreciyle üretildiği için bizlere çok ciddi bir verimlilik sunuyor. Gün sonunda baktığımızda düşük bir enerji tüketimi ancak yüksek bir performansı bizlere rahatlıkla sunabildiğini görebiliyoruz bu işlemci modelinin. Hem iyi bir performansı hem de verimliliği bizlerle buluşturmayı başaran bu akıllı telefon RAM tarafında 12 GB'lık bir fiziki, 12 GB'lık da bir sanal RAM ile bizlerle buluşuyor. 512 GB'lık bir depolaması var. Hafızayı microSD kartla yükseltemiyorsunuz. Ancak bu akıllı telefonda bir çift SIM kart girişi olduğunu sizlere hatırlatmak istiyorum. Performans anlamında bir değerlendirme yapmak istediğinde ise bu akıllı telefondaki kullanılan Dimensity 8200 Ultimate'in sizi günlük hayatta tabii ki üzmesi ya da performans düşüklüğü sebebiyle canınızı sıkması hiç olası değil arkadaşlar. Çok tanıdık ve bildik bir işlemci modeli. Cihazın segmentinden beklediğim bir performansı benimle buluşturmayı başardı. MediaTek'e olan ön yargıları yıkmayı başaran Dimensity serisi bu cihaza da muhteşem bir şekilde bizlere bunu gösteriyor sevgili arkadaşlar. Zaten AnTuTu testlerinde görüyorsunuz. Geekbench skorlarını da görüyorsunuz. AnTuTu'dan da çok iyi bir skor almayı başarmış Tecno Camon 30 Pro 5G sevgili arkadaşlar. Oyun performansı içinse elinden geldiğince uzun süre oyun oynayarak cihazı zorladım. Ancak genel olarak bir sorunla karşılaşmadım arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi desteklenen en üst ayarlarda oynamama rağmen problemsiz oyun oynayabildim. Burada ekranın kalitesi ve Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler ise deneyimimi oldukça olumlu etkiliyor. Yeri gelmişken Dolby Atmos destekli Türkiye'deki ilk Tecno akıllı telefon olduğunu da söylemeliyim bu akıllı telefonun. İşin tabii ki yazılım tarafı birçok kullanıcı için oldukça önemli sevgili arkadaşlar. Bu cihaza da yazılım olarak Android 14 ve HiOS 14 arayüzü ile geliyor. Ben bu arayüzü bayağı bir kullanmış ve çok da seven bir teknoloji editörüydüm. Bir süredir kendisiyle vedalaşmak zorunda kalmıştım. Ancak tekrardan buna kavuşmuş olmak beni oldukça mutlu etti. Bu arada şunu da ekleyeyim arkadaşlar. Android 15 ve 16 güncellemesinde bu akıllı telefon alacak net bilgidir. Sizlerin de bilgisi olsun sevgili arkadaşlar. Hazır bu güncellemelerden bahsetmişken 3 yıllık bir güvenlik güncellemesi garantisi olduğunu da sizlere aktarmış olayım sevgili arkadaşlar ve kamerayla devam
edelim isterseniz sevgili dostlar. Kamera tarafında bize de ana kamerada 50 megapiksellik f1.9 diyafram aralığına sahip bir kamera karşılıyor arkadaşlar. Bu kamerada bir OIS desteği var ve Sony IMX890 sensörü bu kamerada görev yapmakta. Bu tabii ki bizlere hem gece hem gündüz fotoğraflarında çok farklı bir deneyim sunuyor. Zaten çıktıları şu anda sizler de görüyorsunuz. Ultra geniş açılı kameramız ise 50 megapiksellik bir çözünürlüğe, f2.2 diyaframa ve 114 derecelik bir geniş açılı bir alana sahip sevgili arkadaşlar ki bu kameranın da sonuçlarını yine görüyorsunuz. 2 megapiksellik derinlik algılayıcı sensör ise portre fotoğraflar için görevini yerine getiriyor. Kameraları yorumlamam gerekirse kameralar ışık güzel olduğunda fena işler çıkarmıyor. Detaylar ve renkler hoşuma gitti arkadaşlar. Yapay zeka ile fotoğrafları işliyor. Ancak çok da nadir olsa hızlı hareket etmelerde vesaire görüntüde kaymalar olabiliyor. Bir tık dikkat etmenizde fayda var çekim yaparken. Fakat ben bu kameradan çıkan sonuçları gerçekten çok beğendim. Hem gece çekilen fotoğraflarda hem gündüz çekilen fotoğraflarda göz dolduran sonuçlar almayı başarabiliyorsunuz. Burada kullanılan Sony sensörün kattığı güzellikler ve OIS desteği asla göz ardı edilmemeli bence. Tabii kameralardan bahsetmişken burada 100 megapiksellik ultra net çekim modunu da atlamamak lazım diye düşünüyorum. Bu sayede tabii ki çok daha ayrıntılı ve çok daha geniş açılı fotoğraflar çekmeniz mümkün oluyor. Bu özellikle detaylarda kaybolmak istediğiniz anlarda kullanmak isteyeceğiniz bir fotoğraf çekim modu olacaktır diye düşünüyorum. Genel olarak video performansı ise maksimum 4K 60fps şeklinde ve sonuçlar yine bu cihazın segmentine yakışır olmuş sevgili arkadaşlar. Burada tabii özellikle sizlere bahsetmek istediğim bir detay var. Bu akıllı telefonla ben Mobi Dünya Kongresi'nde ilk defa tanışmıştım. Ülkemize geleceği kesindi ama daha tarihler falan belli değildi. Orada bana bunu göstermişlerdi. Hatta çok da etkilenmiştim bundan. Bu akıllı telefonda Universal Tone dediğimiz bir sektörün en gelişmiş yapay zeka destekli özelliği bulunuyor sevgili arkadaşlar. Burada tabii yıllardır Tekno'nun geliştirdiği portre algoritmasının burada bir de yapay zekanın gücüyle buluştuğunda önde gelen renk araştırma enstitüleriyle de işbirliği yapılarak çığır açan bir cin tonu algılama teknolojisi ortaya çıkarmayı başarmış Tekno tarafı. Burada tabii herkesin kamerada en gerçek renk tonuna, en gerçek ten rengiyle fotoğrafta çıkmasını sağlıyor Tekno. Böyle bir iddiası var ve bu konuya da gerçekten ciddi bir kafa takmışlar. Kafayı da yormuşlar. Sonuçlarsa bence muazzam arkadaşlar. Cin tonu anlamında çok iyi sonuçları bizlerle buluşturabiliyor. Biliyorsunuz akıllı telefonlarda en çok insanların kafayı taktığı ya da yorumlarken ya burada bir problem var vesaire dediği durum cin tonu oluyor. Özellikle insan fotoğraflarında. Burada cin tonu anlamında Tekno gerçekten iyi işler ortaya çıkarmayı başarıyor. Zaten bütün sonuçları gördünüz. Her zaman olduğu gibi sizlerin yorumlarını da aşağıda merakla bekliyorum. Kamera hakkında yeri gelmişken kanalıma abone olup bu videoyu beğenirseniz tabii ki beni sonsuz mutlu edersiniz sevgili arkadaşlar. Kameraların tam arkasındaki bir akıllı gösterge ışığı var. Bu da gayet güzel olmuş. Eski Android telefonlardaki bildirim ışığı gibi görev yapıyor. Video kayıt bildirimi, fotoğraflarda geri sayım bildirimi, şarj donanım bildirimi gibi detayları bu ışıkta anlayabiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda cihazın üzerinde bulunan bu kızılötesi sensörle beraber 7000'den fazla cihazın uzaktan kumandası olarak telefonu kullanabiliyorsunuz. Bu da güzel bir detay diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Tabi burada ön kamera da oldukça önemli arkadaşlar. Ön kameramızda 50 megapiksellik f2.5 diyafram aralığına sahip beni şaşırtan seviyede iyi sonuçlara bizleri buluşturan bir ön kamera bulunuyor. Bu fiyat seviyesinde karşılaştırdığımda sonuçlar gayet yeterli arkadaşlar. Özellikle ön kameradaki geniş açı detayı çok güzel olmuş. Markanın iddia ettiği gibi ön kamerayla çekilen fotoğraflar gerçekten oldukça net ve detaylı. Daha önceden Tekno cihazlarda gördüğümüz ön tarafa gizlenmiş LED flash ise bu akıllı telefonda yok sevgili arkadaşlar. Soranlarınız olabilir, aydınlatmış olayım. Biliyorsunuz cihazlar artık bizim için bir yol gösterici aynı zamanda. Tekno'nun da burada yeni bir navigasyon teknolojisi var arkadaşlar. Pinpoint navigasyon diye geçiyor bu navigasyon sisteminin adı. Ve bu navigasyon teknolojisi sayesinde viyadükler, tüneller, kanyonlar, dar sokaklar ve dağlık araziler gibi birçok navigasyon sisteminin burada sorun yaşadığı bölgelerde daha performanslı çalışması için Tekno burada 7 yazılım algoritması ve 7 donanım çözümünü cihaza entegre ederek bu sorunların önüne geçmiş oluyor. Burada hem navigasyonun sapma seviyesi çok aşağılara inmiş durumda oluyor. Hem de aynı zamanda konum bilgisi çok daha hızlı ve çok daha nokta atışı bir şekilde belirlenebiliyor. İşin pil tarafına baktığımızda Tekno Camon 30 Pro'da arkadaşlar bizleri 5000 mAh'lik bir pil karşılıyor. Bu pil tam 70 watt'lık bir hızlı şarj desteğiyle bizlerle buluşuyor ki adaptör de zaten kutudan çıkıyor gördüğünüz üzere. Burada 0'dan 100 arası 45 dakikada, 15 dakikada ise %51 dolum yapmanız mümkün oluyor. Pil ömrü ise bir gün rahatlıkla dayanabiliyor. Ancak yoğun bir kullanım yaparsanız araya böyle bir 15-20 dakikalık şarj sıkıştırmanız gerekebilir sevgili arkadaşlar.
Onun da bilgisini sizlerle paylaşmış olayım. Son geldiğimiz durumda bu akıllı telefonun fiyatı güncel piyasada 29.999 TL bandında sevgili arkadaşlar. Ve cihazı satın alabilmek için mevcut piyasadaki özellikleri sebebiyle bu fiyat tabii ki normal karşılanabilir diye düşünmekteyim. Benim cihazda arayıp da bulamadığım kablosuz şarj gibi detaylar dışında çok önemli eksikleri de yok bu akıllı telefonun. Orta üstü düzey bir telefon arayışı içindeyseniz bence bu akıllı telefona bir bakabilirsiniz arkadaşlar. Zaten artılarını eksilerini her zaman olduğu gibi sizlere aktardım. Sizlerin yorumlarını da yorumlar bölümünde bekliyor olacağım sevgili arkadaşlar. Bu süreçte sizler de bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakmayı ihmal etmeyin. Hoşça kalın. Bay bay.